Ezine gezimize başlıyoruz. Şimdi neredeyiz? Kemallı köyündeyiz ve burada tarihi bir cami var. Aslan Bey Camisi. Bu cami 14. yüzyılda 1. Murat döneminde inşa edilmiş. Burada kullanılan taşlar Aleksandria Turas ve Neandria antik kentlerinden getirilmiş. Kemal köyü binlerce yıllık bir köydür. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılardan bu yana yerleşimin aralıksız devam ettiği tarihi bir köydür Kemallı. Selçuklu devleti zamanında bir uç beyi olarak görev yapan Kemal Bey'den ismini almıştır. Kemallı köyünün sokaklarında dolaşıyorum ama gördüğüm kadarıyla tarihi dokusu büyük oranda tahrip olmuş. Tarihi bir kaplıcaya geldik. Bugün hala kaplıca olarak kullanılmaya devam ediyor. Ölü dirilten su ünvanını hak etmiş olan Kestanbol kaplıcalarına geldik. Kaplıcalar aslında o kadar meşhur ki 128 yıl önce Fransa'dan gelen bir ekip buradaki suyu alıyor, analiz etmek için Paris'e yolluyor. Ve suyun kimyasal özelliklerine bakıldığı zaman binlerce yıl önceki kimyasal özelliklerini tamamen barındırdığı analizler sonucunda ortaya çıkıyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmış. İstanbul tarihi kaplıcası suları dingin dingin akıyor. Yine şifa vermek için yol almaya devam ediyor. Bunun yanında arkayı döndüğümde hep tarihi eserler olduğunu göreceksiniz. Aleksandria Turas antik kentinin bazı bölümleri de buranın içerisine yer almaktadır. Yine şifalı suların izinden gitmeye devam ediyoruz. Şimdi ünlü bir Roma hamamına gideceğiz. Aleksandria Turas antik kentindeyiz. Burası Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki en büyük hamamlarından birisidir. Hatta en büyük ilk 3 içerisinde. İşte Herodes Atticus hamamı. Bu hamamı gezeceğiz arkadaşlar. Milattan sonra 135 yılında inşa edildi. Bir zamanlar hamama su taşıyan su kemerleriydi. Tabii yanlışım yoksa, çünkü bunun bu kadar yüksek inşa edilmesinin amacı bu olmalı. Aleksandria Turas antik kenti çok geniş bir alana yayılmıştır. Ondan dolayı parça parça ilerleyerek bu antik şehri gezeceğiz. Buranın isminin verilişinden bahsedelim. Atinalı bir zengin Herodes Atticus tarafından bu hamam inşa edilmiştir. Kaz dağlarından antik şehre su getirilmesi için su kemerleri döşenmiş. Buranın yüksekliği 84 metre ile 123 metre arasında değişiyormuş. Tabii ki zamanla yıprandığından ve yıkıldığından dolayı büyük bir kısmı tahrip olmuş. Ayakta kalan Roma hamamının odalarından birisi. Antik hamamın karşısında Napayo, yani anısal çeşme varmış. Milattan sonra 2. yüzyılın ortasında yapılmış.
buradaki ziyaretimizi bitirdik. Şimdi yine antik çağda gezmeye devam edelim. Sandra Thrace antik kentinin hemen devamı. Antik hamamdan 500 metre yoldan ilerliyorsunuz ve yine antik şehrin devam eden kısmını, forum, antik liman ve doğu kapısı ve surlarını gezebiliyorsunuz. Burası M.Ö. 311 yılında 3. Alexandros'un, yani Büyük İskender'in komutanlığından Antigonos tarafından Antigoneia adıyla kurulmuş. Roma İmparatorluk dönemiyle birlikte kent en parlak dönemini yaşamış. Her yerde sinek var, doğal ortamdayız, normal. Romalılar Thrace'da verimli topraklara sahip ve nüfusu azalan kentlerde emekli askerler için koloni yerleşimleri kurmuşlar. Yani onların da geçimlerini düşünmüşler emeklilik dönemlerinde. Antik şehre giriş hemen forumun olduğu yerden. Burada küçük iç odaların duvarlarının nasıl döşendiğini görüyorsunuz. Güzel bir estetik anlayış varmış. Alexandria Thrace kentinin zengin bir kent olduğunu taş işçiliğinden bile anlayabiliyorsunuz. Burası podyumlu tapınak ve tapınağın hemen devamı. Thrace antik kentinin kalıntılarını geniş açıdan size göstereyim. Şu taş işlemelerin inceliğine bakar mısınız? Ne kadar yüksek bir sanat ve estetik anlayışına sahiplenmiş. Bunların hepsi Yunan ve Roma mitolojisine ait sahneler. Alexandria Thrace antik kentinin forum yolu. Bu yol büyük ihtimal antik limana kadar devam ediyor. Bu antik şehrin hala devamı var. Hemen arka yoldan saraya doğru ilerleyeceğiz. Bir karar aldık eşimden beraber. Bundan sonra navigasyonda yolun gözükmediği yerlere girmeyeceğiz. Çünkü çok fazla zaman kaybına neden oluyor. 2. Arabanın altı çok sürtüyor. Devamlı altı vuruyor. 3. Yollar dar olduğu için devamlı ağaçlar arabanın boyasını söküyor ve arabayı çiziyor. Bundan dolayı yolu olmayan yerlere girmeyeceğimiz yönünde karar aldık. Peki buraya niye girdik? Burada da yol yok. Orada görevli olan bir arkadaş bize buradan ilerleyerek saraya ulaşabileceğimizi söyledi. Araç yolu olarak da uygun olduğunu söyledi ama pek de uygun değil. Size de bu yolu tavsiye etmiyorum. Biz yine geri döneceğiz. Bundan sonraki durağımız bakalım neresi? Pembeköl'e hoş geldiniz. Çanakkale Ezine'nin dünya harikası bir doğal varlığı. Buranın diğer adı ise Kalpli Göl. Tepeden baktığınızda kap şeklinde bir göl olduğunu görürsünüz. Peki burada yüzülür mü? Burada yüzmeyi sakın denemeyin. Çünkü tamamen balçıkla kaplı. Ondan dolayı sizi içine çekecektir. Dünyada 8 tane pembe göl var. 8 ve birisi de işte burası. Suyu çok sıcak, güzel. Buranın rengi neden pembe ve kırmızıya çalıyor? Havaların ısınmasıyla beraber ve tuzluluk oranında artmasıyla Daniella Salina adlı mikroskobik su yosunları da artmaya başlıyor. Ve bu artışla beraber gölün rengi kırmızıya ve pembeye bürünmeye başlıyor. Gölün aynı zamanda çok güzel bir kumsalı var. Umarım buranın kaderi de
Salda Gölü gibi olmaz. Kendi doğal varlığını yüzyıllar boyunca koruyup sürdürebilir. Karşıda gördüğünüz antik yapılar var. Bunlar peki neydi? Burası Alexandra Troas Antik Limanı'nın iç kısmıydı. Yani burası iç limandı. Bu etrafta gördüğünüz, bakın yine karşıda, şuraya yakınlaştırayım. Antik limana ait yapılardan kalan son parçalar. Peki Pembe Göl'e ne zaman gelmelisiniz? Buraya Kasım ve Aralık aylarında gelmenizi tavsiye ederim. Tamamen pembe renge bürünüyor. Gölün doğal yapısının bozulmaması için buradaki çamurlu arazide bile çamur banyosu yapılmaması gerekiyor. Gölün kalp şekliyle beraber fotoğrafını çekmek istiyorsanız antik limandan kalan bu yapının üzerine çıkıp fotoğraf çekebilirsiniz. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Ve gelenlere de bu önerimi tavsiye ederim. Kasım ve Aralık ayları içerisinde olmadığımızdan dolayı ziyaretçisi yok. Bizden başka 3 kişiyiz. Ben, eşim ve oğlum Atay. Pembe Göl'e burada veda ediyoruz. Ve şimdi rotamız Truva Savaşçısı birinin mezarı. Brad Pitt dersem belki bir ipucu vermiş olurum. Ezine'nin güzel bir tatil beldesi Dalyan Köyü. Dalyan Köyü'nün içerisinde antik limanı ve Pembe Göl'ü ziyaret etmiştik. Kumburun köyünden geçerken mutlaka bu caminin içine de girin. Çünkü burası rengarenk yağlı boyalarıyla meşhur. Mezarlık ziyaretimize doğru yol almaya devam ediyoruz. Dalyan köyünden çıktık ve Tümlüs'e gitmek için 50 kilometrelik 1 saatlik yolu almaya devam ediyoruz. 20 dakikalık bir yolumuz kaldı. Akileus'un mezarına geldim. Ama Akileus'un mezarına girmek için burada Papaz Limanı'na ücret ödemeniz lazım. Giriş ücreti 24 TL. Ama bu sadece otopark ücreti. Onun yanında eğer Papaz Plajı'na geldiniz şezlong kiralayacaksınız. Daha sonra denize gideceksiniz. Hepsi için ayrı ayrı ücret ödemeniz gerekiyor. Ya nasıl bu iş diye sorarsanız şöyle. Eğer şezlong kiralayıp denize girerseniz ona göre ücretlendiriliyor. Ben şezlonga oturmayacağım. Sadece denize gireceğim. O zaman sadece deniz tarifesine göre ücretlendiriliyorsunuz. Ben ne yapacağım? Şimdi özel bir mülkün sınırları içerisinde yer alan Truva'nın en büyük savaşçısı, dünyanın en ünlü askerlerinden birisi olan Akileus'un mezarını ziyaret edeceğim. Şu tepede. Görüşürüz. Çocuklar ne yapıyormuş? Vay bagaj açık mı? Ben de bir konuşuyorum anlatıyordum. Arkada siz trollemişsiniz beni. Şimdi Akileus'un mezarına çıkacağım. Akileus'un mezarına çıkış 20 dakika. Bulunduğum bölgenin adı Akileio. Buranın ismi ünlü savaşçı Akileus'tan gelmiş. Mezarlığına ulaşmak için bu düz tarladan yürümeniz gerekiyor. Gideceğimiz tepe hemen karşıda. Akileus'un mezarına ulaşmak benim için tarihi bir görev. Buraya kadar geldim. Bir de mezar ziyareti için 24 TL verdim. Buradan boş dönmeyeyim. Oğlumdan eşim de sahile gittim. Papaz plajına gittim. Şimdi oğlum denize girmek isteyecek. Onun için de bir ücret isteyecekler. Onu da verir, canı sağ olsun. Bundan niye bahsediyordum? Halkın plajı, halkın ormanı ücretli olamaz. Arkeologlar gelmiş, buraya kazıp bir nekropol yani mezar olduğunu ortaya çıkarmışlar. Yapılan çalışmalar sonrasında buranın Akileus'un mezarı olduğu tespit edilmiş. Ve arkamda Akileus'un mezarı duruyor. Şimdi tepeye doğru çıkalım. Doğada çok iyi iz sürdüm söylenemez. Ama patika yolları takip ederek
mezarlığa ulaşabileceğimi düşünüyordum. Gerçekten iyi üst süremiyormuşum. Takip ettiğim patika beni aşağıya indiriyordu. Tekrar şöyle ilerleyelim. Yukarısı da çok sık bitki örtüsüyle dolu, çalılıklarla dolu. Ondan dolayı odan ilerlemeye cesaret edemiyordum. Bir de altımda şort var. Ama şuradan yavaş yavaş çıkmam gerek artık. Bakın. Ve tepeye çıktım. Akileus'un mezarındayım. Bu benim için tarihi bir dönüm noktası. Düşündüğünüz kadar zor değil. Herkes buraya rahatlıkla çıkabilir. Bir kampı, bir trekking ayakkabısı ya da bir spor ayakkabıyla bile buraya kolaylıkla çıkabilirsiniz. Ama mutlaka uzun pantolon giymenizi tavsiye ederim. Ayaklarınıza çok fazla çalı ve ot batıyor. Her neyse onu geçelim. Ve Akileus'un mezarı. Karşıda galiba çimento fabrikası var. Buraya çimento fabrikası mı kurulur ya? Akileum antik kenti Atinalıların saldırısı sonrasında yıkılmıştır. Burada sadece Akileus'un mezarı kalmış. Buraya benden önce de ziyarete gelen büyük devlet adamları ve komutanlar olmuş. Milattan önce 334 yılında Büyük İskender Akileus'un mezarını ziyarete bu noktaya gelmiş. Akileus'un annesi tanrıydı. Babası ise kral ya da ölümlü bir tanrıydı. Yunan mitolojisinin en sevilen kahramanlarındandı. Akileus'un mezarı hemen taşlarla çevrili bu çemberin ortasındaki çukurluk alanda. Spiral şeklinde taşlar döşenmiş. Burada 3000 yıllık taşlardan bahsediyordum. Evet, patika yolu da şimdi gördüm. Buradaki patika yoldan çıkıyorlarmış. Ben yine bu patika yolu bulamadım. Neyse artık inişte gideriz. Benim oraya çıkmam 20 dakikadan daha kısa sürdü. Evet, şimdi antik çağlarda seyahat etmeye devam ediyoruz. Bakalım, önümüzde yine bir höyük var. Üvecik Tepe'ye girecektik. Bu Thrace'ın en büyük ve en yüksek tümülüsü 35 metre yükseklikteydi. Burayı Akileus'u çok seven Roma İmparatoru Caracalla'nın Troya kenti gezisi sırasında ölen gözde sevgilisi Festus'a yaptırdığı anıt mezardı. O zaman biz şimdi bir Osmanlı paşasının tamam bir dakika sessiz. Şimdi bir Osmanlı paşasının köşküne gidelim. Atay, neden sessiz değilsin? Niye susmuyorsun? Çekim yapmaya çalışıyorum ama. Saçı başı dağıtmışız, yüzüm yanmış. Şapkamı kaybettim. Her gezide şapkamı kaybediyorum. Kalıntısı kalmamıştır. Köşk 1770'li yıllarda inşa edilmiştir. Bu köşkü görmek istememin en büyük sebeplerinden birisi de balkonlarından dolayıdır. Bu Anadolu'nun en nadir örneklerindendir. Şimdi içine girelim ve görelim. Hem de mimarisinden bahsedeyim. Rüzgarlı olduğundan dolayı sesim kesip gelebilir. Kusura bakma. Şimdi köşke girelim. Anadolu'daki en nadir örneklerden birisi olarak göstermemin nedeni balkonlardır. Sol taraftaki balkon tamamen dururken sağ taraftaki kule biçimli balkon yıkılmış. Yerin altında çeşitli mahzenler var. Bunlar hangi amaçla yapılmış bilmiyorum. Burası yüksekçe bir bodrum katıyla birlikte 3 katlıdır.
Buranın içerisinde eğer görebiliyorsanız tekne çizimleri vardır. Cezayirli Hasan Paşa bir denizciydi. Bu köşk Çanakkale Boğazı'ndaki deniz ticaretini, gemi seferlerini kontrol etmek için inşa edilmiş. Biraz da Cezayirli Hasan Paşa'dan bahsedelim. 18. yüzyılın ortalarında kaptan deryalık yapmıştır. Batı Anadolu'daki su projeleriyle ilgilenmiştir. Köşkün etrafındaki Kesik Köyü'nün bataklık sularını akıtmak için Beşik Köyü'ne kadar kanal kazdırmıştır. Yani bu köşkü yaptığı yerler bir zamanlar bataklık bir alandı. Köşkün içi bu şekilde. Köşkün bodrum katı tamamen toprakla dolmuş. İçerisinde artık bitkiler yetişiyor. Ezine öğretmen evine geldim. Akşam yemeği burada konaklayacağız. Şimdi bir akşam yemeği yemek için bir kebapçıya gidelim. Bugün menümüzde bir Adana dürüm, 1,5'da kıymalı pidemiz var. Şimdi şoka gidelim. Yarın Bozcaada yolculuğuyuz. Bozcaada'da A101 BİM şok yok. Hatta bunların hemen altında Bozcaada şubemiz yoktu diye de açıklamaları var. Ondan dolayı Bozcaada'ya giderseniz buna dikkat edin. Biraz alışveriş yapalım. Bozcaada'ya dolu dolu çıkalım.